Bir sonraki ünitemiz tahammülül hadis olacak arkadaşlar. Tahammülül hadis kavramı nedir? Hadisin belli esaslara göre öğrenilip belli esaslara göre öğretilmesine sevgili arkadaşlar dikkat ediniz. Biz tahammülül hadis diyoruz sevgili arkadaşlar. Tahammül ne demiştik? Dikkat ediniz. Tahammül bir hadisi belli esaslara uyarak öğrenmeniz ve bunu belli esaslara uygun olarak öğretmenizde eda oluyordu. Bu buradaki 8 yönteme de ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Tahammülül hadis diyoruz ki ÖSYM bunu daha önce sordu. 2021 KPSS'de de tahammülül hadisten karşımıza çıkmış soru gelmişti. Bu yöntemlerin en meşhuru, en kuvvetlisi arkadaşlar sema olacak. Ve şimdi size bir şey daha söyleyeceğim. Bunu belki çoğu arkadaş bilmiyor olabilir. Burada gördüğünüz sıralama var ya. Bu aslında bu yöntemlerin sahihlik sıralamasıdır. Ya da kullanım önceliği sıralamasıdır. Yani en üstte sema, bir altında kıraat, sonra icazet, sonra münavele, sonra mükatebe, sonra ilam, sonra vasiyet, sonra vicade gelir. Bu hiyerarşik bir sıralamadır arkadaşlar. Tamam mı? Bundan da hani karşınıza çıkması zayıftır ama yine de bilin bunu. Birincisi sema yöntemi. Bu yöntemlerin arkadaşlar en kuvvetlisidir. Tahammül yollarının en güçlüsüdür. Bu yöntemin özü nedir arkadaşlar? Burada hoca hadisleri okuyor. İster ezberinden okusun, ister yatarak okusun, ister kitaptan okusun, ister amuda kalkarak okusun. Yani buradaki mantık hocanın okuması. Neyden okursa arkadaşlar. Hoca okuyacak ve öğrenci de bizzat hocadan duyarak bu hadisi yazıyorsa biz buna sema yöntemi diyoruz. Hocanın okuması, öğrencinin dinleyerek alması arkadaşlar. Aynı hadis meclisinde eğer öğrenci duyup ezberlemiyorsa, duyduğunu birebir yazıyorsa arkadaşlar buna da biz imla diyoruz. İmla ve sema aynı derecede kuvvetlidir sevgili arkadaşlar. Yani mesela şu an siz sınıftasınız, biz dersimizi anlatıyoruz. Dedim ki arkadaşlar sema yöntemi hocanın bizzat okuması, öğrencinin de duyarak alması. Eğer bu söylediğimi ezberliyorsanız sema, harfe harfine not alıyorsanız bu da imla oluyor sevgili arkadaşlar. Her ikisi de en kuvvetli, en güçlü hadis aktarım yöntemlerinden biri. Dikkat ediniz, imlada yazan kim? İmlada yazan öğrenci. Öğrenci kendi ders notunu kendisi yazıyor. Mesela şu an mini dejavu var ya elinizde sevgili arkadaşlar. Mini dejavu var elinizde. Ben size ne yaptım? Notu gönderdim. Varsayalım notu göndermeseydim. Bu kavramları söyleseydim siz de tek tek yazsaydınız. Sizin o yazdığınız ders notlarına ne denecekti arkadaşlar? İmla denecekti. Tamam mı? Yani alma yönteminize. Aynen öyle. Kıraat ya da bir diğer adıyla arz arkadaşlar. Bu da çıkmış soru olarak geldi birkaç kez. Kıraati de görebilirsiniz, arzı da görebilirsiniz. Burada da hoca ile talebe yer değiştiriyor sadece. Bu sefer okuyan kim? Öğrenci, dinleyen hoca. Bu da ne yapılıyor? Talebe hadisi ezberlemiştir arkadaşlar. Bizim yüzüne okuma dersleri gibi düşünün. Hadisi ezberlemiştir. Gider hocasına okur arkadaşlar. Hocası da der ki şurayı düzelt, buradaki hata, burayı şöyle okuyacaksın, burada şunu atladın gibi düzeltmelerde bulunur. Ve bu şekilde hadisin öğrenilmesine de kıraat veya arz yöntemi deniyor arkadaşlar. İcazet, talebeye izin vermesi. Yani bildiğimiz diploma arkadaşlar. Müessese icazeti de deniyor buna. Sözlü de olabiliyor, yazılı da olabiliyor. Münavele genellikle bu da arkadaşlar elden ele vermekten kodlanılıyor. Fakat burada asıl olan hocanın talebesine bunu vermesi. El ifadesini her zaman kullanmaz. Yani bazen ele çok takılıyorsunuz. Eli görmeyince eliniz ayağınız titriyor. Bu münavele yönteminin arkadaşlar asıl mantığı şeyhin yani hocasının kendi hadislerini rivayet etmesi amacıyla
kitabını ya da hadislerinin bir kısmını talebesine teslim etmesi, vermesi, elden vermesi diye geçer genellikle ama burada dikkat edeceğiniz yüklem vermesi. Burada iki amaçla verebilir arkadaşlar. Çoğunlukla icazetli verir ama bazen zaman zaman icazetsiz de verebilir Yani koruma amaçlı, muhafaza amaçlı öğrencisine ne yapabilir? Bunu icazetsiz bir şekilde verebilir münaveleyi. Kitabet veya mükatebe, bu da sevgili arkadaşlar, hocanın bazı hadislerini ya da bir hadis kitabını kendi eliyle yazması veya işte bir katibi varsa katibine yazdırıp öğrencisine göndermesini arkadaşlar biz kitabet diyoruz. Bu imla ile karışmasın. Neden? İmlada yazan kimdi sevgili arkadaşlar? İmlada yazan öğrenciydi. Öğrenci duyduğu hadisleri yazıyordu. Mükatebede veya kitabet yönteminde ise şeyh kendi hadislerini yazıyor. Veya yanındaki şeyine, yazarına, işte katibine yazdırıyor ve gönderiyor. Anahtar kavramınız ne olacak burada? Yaz, gönder olacak arkadaşlar. İlam özellikle son yılların en popüler şıkkı. Genellikle bu yöntemleri arkadaşlar üçlü öncü şeklinde sorduğu için ÖSYM iki tane normal veriyor, bir tane de işte ilamı veriyor kafa karıştırmak amacıyla. İlam dediğimiz ise hocanın özellikle anahtar kavramımız bu. İcazetten söz etmeksizin, yani bunu size muhakkak söyler. Hoca icazetten söz etmeyecek. Bir hadis veya bir hadis kitabı için benim rivayetim budur diyecek. Ya da benim bilgim budur şeklinde kendi görüşünü arkadaşlar ilan edecek. Buna da biz ilam yöntemi diyoruz. İki anahtar kavramı var bakınız. Bir, icazetten bahsetmeyecek. İki, şu hadis veya şu hadis kitabı için benim duyduğum budur, benim bildiğim budur diyecek arkadaşlar. Vasiyet yoluyla hadisin aktarılması, vicade, bu da çıkmış soru olarak gelmişti arkadaşlar. Bir ravinin ya da ravi de olabilir bu kişi, bir kişinin hocayla görüşmeksizin veya kendisinden herhangi bir şekilde izin almaksızın arkadaşlar hadis metinlerini elde etmesine biz ne yöntemi diyoruz? Vicade yöntemi adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu 8 yöntem nedir? Tahammülü hadistir sevgili arkadaşlar. Sema, kıraat, icazet, münavele, mükatebe, ilan, vasiyet ve vicade. Kısaca anahtar kavramlarıyla hoca okuyor, öğrenci duyuyorsa sema. Hoca okuyor, öğrenci yazıyorsa imla. Öğrenci okuyor, hoca dinliyorsa kıraat. Şeyh öğrencisine hadislerini öğretme izni veriyorsa, diploma veriyorsa icazet. Hoca hadislerini talebesine bizatihi teslim ediyorsa, veriyorsa, elden teslim ediyorsa münavele. Yazıp gönderiyorsa mükatebe. İcazetten bahsetmiyor. Anahtar kavramdır bu. İcazet vermiyorum ama benim düşüncem budur, hadisim budur diyorsa ilam. Vasiyet ediyorsa vasiyet. Ne görüşüyor, ne ders alıyor, ne icazet alıyor ama adamın kitabını ve hadislerini ele geçirerek bu hadisleri öğreniyorsa buna da arkadaşlar biz vicade yöntemi diyoruz. Bir de inba var. Dikkat ediniz arkadaşlar. İnba hadis öğrenim yöntemi değildir. İnba buradaki yöntemlerin özellikle inba daha çok arkadaşlar münavele ve mükatebede olur. Ama sema ve kıraatte de olabilir. Öğrencinin aldığı hadisi icazetli aldığını belirten bir arkadaşlar dikkat ediniz kavramdır imba. Yani bu adam bu hadisi aldı ama nasıl aldı? İcazetli aldı. Basit bir şekilde almadı. Tamam mı? Bunu genellikle nebe, enbeeni kavramlarıyla ifade ederler hadis metinlerinde. Bu da nedendir arkadaşlar? Ravinin biraz amiyane konuşalım. Hava atmak. Yani mesela sema yöntemiyle almıştır. Ama diyor ki sema ile aldım ama icazetli aldım ha. Öyle hani kulak duyması değil yani. Hani ben
şey değil. İmbaya şöyle de örnek verebiliriz. Tam daha yeni karne sezonuydu ya. Mesela ben zamanında yaptım bunu. Siz de yapmışsınızdır. Hiç düz geçtiniz mi lisede? Düz geçmişsinizdir mesela. Ne teşekkür aldınız, ne takdir aldınız. Tamam mı? Düz geçtin. Baba geçeyim de gerisi çok önemli değil. Ha. Aynen öyle. Ha. Şimdi inba kenarda kalsın. Eğer bir iki öğrenci düşünün. Bir öğrenci sınıfı geçmiş arkadaş. Geçmiş mi? Geçmiş. Dersleri almış. Sınıfı geçti. Ama öteki inbalı geçiyor. Yani takdir belgesi alıyor. İcazetli geçiyor. Hani boş geçmiyor ha. Hani bak diyor. Münavele yapıyor mesela. Şeyhten aldım ama diyor. İcazetli aldım ha. Bu imbayı size nasıl sorabilir arkadaşlar? Bir tane hadis yöntemi anlatır. Tamam mı? Hadis yöntemi anlatır. Sema olur. İşte kıraat olur. Münavele olur. Veya mükatebe olur. Bu hadis yöntemini anlatır. Tamam mı? Hadis yöntemini anlatır burada alma yöntemini. Ve bunun ekstra olarak arkadaşlar ekstra olarak icazet vurgusu da yapar. Bak sema vardır ama icazetli semadır diye vurgusunu yapan şıklarda da sema ve icazet olmaz. Tekrar ediyorum bakınız. Yöntemin kendisini anlatır. İmbayı soracaksa. Yöntemin kendisini anlatır ve bunun icazetli bir şekilde alındığını vurgular. Şıklarda da yöntemin adını veya icazet demiştik ya yöntem olarak da. İkisini vermez. Sadece imba ve diğer örnekleri verir. Neden? Çünkü aksi takdirde ayıramazsınız arkadaşlar. Bunun sadece bir tane örneği geldi. Onu da göstereyim size. Hemen zihninizde oturması açısından. Efendim, dejavu. Çıkmış sorular nerede? Bunları da indirmem lazım bir daha. Tek teker defasında indiriyorum. Mesela DHBT de geldi arkadaşlar. Bakınız burada. Sahabe asrından itibaren hadisların nasıl öğrenileceği ve nakledileceği ile ilgili bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan biri de hadislerin yazılı olduğu metinleri hocanın talebeye elden vermesidir. Bu yöntem neydi arkadaşlar? Hocanın talebeye elden vermesi kabak gibi münavele yöntemiydi. Hoca veriyorsa. Ha, tamam münaveleyi anlattı. Elden vermesi ve kendisinden rivayette bulunmasına izin verdiğini söylemesidir. Yani münavele ama nasıl münavele? İcazetli münavele. Tamam. Şıklara bakıyoruz. Şıklarda ne münavele var arkadaşlar, ne icazet var. O zaman bu ne olur? İnba olur arkadaşlar. Eğer inbayı soracaksa yöntemin kendisini şıklara koyamaz üstad. Öyle bir dünya yok. Sordu mu? Artı bir neti yazabilirsin kendisine. Soru yanlış olur. Size ince bir ipucu da vereyim. Sorarsa inbayı ya münaveleden sorar ya mükatebeden sorar arkadaşlar. Ya münaveleyi sorar ya mükatebeyi sorar. Tamam mı? Yöntemin kendisini verir. İcazetli olduğunu belirtir. Yöntemin kendisini şıklara koymaz, inbayı koyar ki inbayı sorduğunu anla. Tamam mı? Şimdi A'ya sema, B'ye kitabet, arz vicade koymuş. Şimdi vicadenin yerine münavele yazsa o soru hatalı bir soru olur. Bazen şunu da duyuyorum ben. İnba münavelenin diğer adıdır falan diyorlar. Öyle bir şey yok ha. Yani yok yani öyle bir şey. Tamam mı? Buna özellikle dikkat edin. İmba bir yöntem değildir. Hadisin sadece icazetle alındığını gösteren bir ifadedir. Mesela sınıfı geçtim mi Ahmet? Geçtim. Semra sınıfı geçtim mi? Takdirle geçtim. Buradaki takdir ifadesi ne oluyor arkadaşlar? İmba oluyor işte. Geçtiğini söylüyor ama hani boş geçmedi ha öyle hani herkes geçer ama ben uçarım falan değil ya.
Tamam mı? Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. İnba ve münavele aynı anda verilir hocam ama münaveleyi sormuyorsa. Mesela şöyle olabilir bu soru aynı şekilde. Tekrar soru kurguluyoruz şu an. Mesela hocanın hadislerini yazıp öğrencisine göndermesi ve rivayette bulunmasına izin vermesi dedik. B'de de ne var o zaman? Münavele var. Cevap yine ne olur arkadaşlar? Cevap o zaman inba olur. Böyle verebilir yani. Cevap değilse verilir. Aynen öyle. İlam şöyle hocam. Mesela şimdi siz bana yani anlayın diye anlatıyorum. Siz bana diyorsunuz ki ya hocam şu deneme, şu soru bankası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de diyorum ki ya bu dediğimi kimseye söyleme ama çok da iyi şeyler duymadım diyorum. Bu ilam oluyor işte arkadaşlar. Tamam mı? Hocam şu soru hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu deneme hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi kimseye söyleme bu dediğimi ama ben pek beğenmedim. Düşüncem pek iyi değil diyorum. Tamam mı? Bu ilam oluyor işte arkadaşlar. Mesela size yenilenmiş bir soru havuzu göstereyim mi? Küçük bir soru havuzu. Ne dersiniz? Hemen küçük bir soru havuzu göstereyim size. Hadis tahammül yolları arasında 2019 MBSTS çıkmış sorusu üstadlar. Hangileri doğru sıralanmıştır diyor. Hocanın kendi hadislerinden bazısını bir kimseye yazıp göndermesi. Bir ne? Mükatebe. Birin mükatebe olmadığını silin arkadaşlar. Ne kadar da zor soruymuş. Cevap B çıktı. Tüh. Allah. Neyse bari diğer şıklara da bakalım ya. Hep oluyor böyle şeyler. Tesadüf, tesadüf. Yoksa ÖSYM yapmaz böyle şeyler arkadaşlar. Tesadüf. Talebenin hadisi bizzat hocasına okuması. Bak şimdi nasıl tersten cümle kuruyor. Hocanın hadislerin kendi duyduğu olduğunu bildirmesi, yani benim duyduklarım bu, hadisim bu ama rivayet içinde izin vermiyorum. Bak. Sonra beni papaz etme kimseyle falan. Bu da arkadaşlar ilam oluyor. Münaveleyi sormaz hocam. Mükatebeyi koyar Filiz hocam. Dedim ya. Ya münaveleyle icazeti birleştirip imbayı sorar ya mükatebeyle imbayı birleştirip yine onu sorar. Anladınız mı mantığını onu? İkisinden birini sorabilir. 2021 KPSS arkadaşlar bakın neyi sormuş? Mükatebe, kıraat, ilamı sormuş. Hocanın icazetten bahsetmeksizin bir hadisi veya hadis kitabını öğrencisine göstererek bunlar benim rivayetimdir demesi ilam. Bir ilam değil mi? İlam olmayanı silelim üstadlar. Allah Allah. Bunda da cevap B çıktı. Bir tane bildik. Ya bu işte bir terslik var ama olur yani canım. Bozuk saat iki kere doğruyu gösterir en nihayetinde. İşin tuhaf tarafı bakınız. Neyi sormuş? İlam, mükatebe, kıraat. İlam, kıraat, icazet. Üçte iki aynı. Ha hocam tabii havuz yenilendiği için bunlar olabilecek şeyler. Çok takılmamak lazım bunlara. Kaydı burada durduralım. Hadis tenkidine geçelim üstadlar. Kaydı durduruyorum.